Biz önce karalahanayı mı hazırlayacağız? Evet. Sarmayı. Sarmayı. Senin böyle farklı malzemen de var. Evet. Nane de var bunda. Nane, yeşil nane, maydanoz. O zaman malzemelerimizi size sayalım. Başta lahanamız var, karalahanamız. İçinin pirinci, evet. Salçası, evet. Sarımsağı, karabiber. Karabiber, pul biber, nane, maydanoz. Salçamız ne salçası Sevel ablacığım? Domates. Domates salçası. Çok güzel, çok güzel. Ellerinize sağlık. Ve karalahana sarmamızın önce içini hazırlamaya başlıyoruz. Nane, maydanoz, karabiber, pul biber, sarımsağımızı da gönderdikten sonra bir güzel haşlıyoruz. Kokular iyice dayanılmaz oluyor. Sarımsağı atınca daha çok aman kokuyor. Aman yarabbim, ne yapacağız bunu ya? Bunu fazla pişirmeyeceğiz değil mi? Hadi evet, kavurup, yok, birazdan kapatacağız. Dolmanın abi. İçinde pişmesini bekleyeceğiz. Evet. Azıcık kavrulsun, biraz soğusun, doldurmaya başlıyoruz lahanalarımızı. Hazırladığımız iç pilavımız nihayet soğudu. Şimdi kara lahanalarımızı saracağız. Saracağız. Usulümüz ve büyüklüğü nasıl oluyormuş öğreniyoruz. Önce ortadan bölüyoruz ikiye. Evet. Ve bunu sararken siz de boş durmayın. Bir türkü söyleyin bari. Boş duran Allah sen. Buradan mı olsun? Buradan olsun. İçinde yaylalar, dereler olsun mu? Olsun. Hemşinde olsun mu? Olsun. Ne güzel olur. Hadi söylüyorum o zaman. Bir taraftan da yardım edeyim. Çamların altında gülüm, bir garip oldum. Sorgusuz, sualsiz, tanıksızım ben. Dereler ağlıyor canım, çağlar olmuşum. Türküler eşliğinde sarmalarımızı hazırlıyoruz. İçi dolduruyoruz, ardından pişiriyoruz ve hazır oluyor. Bundan sonra çok güzel bir turşu kavurması hazırlayacağız. Ama önce sarmalarımızı halledelim.